Evet, selamun aleyküm arkadaşlar. Yeniden birlikteyiz. Karşınızda Mercedes-Benz V210 E-Class araba yaması V2.0 1.40'a uyarlanmış. Efsane bir araç. Daha önce ben Avantgard modelini kullanmıştım. Efsane bir araç. Yol tutuşu, yere yapışması, yani mükemmel bir araç diyebilirim. Özelliklerine bakalım. Şöyle gerçekçi 4.2L V8 motor, ön tampon aksesuarları, 2 egzoz seçeneği, 6 jant, 3 şasi. Hepsi de zaten görüyorsunuz, araç kalite. Yüksek kaliteli iç ve dış mekan boya seçeneği. Değişiklikler: farlar yenilendi, aynalar yenilendi, fizik yenilendi, ses yenilendi, bazı materyaller düzenlendi, daha fazla boya işe eklendi, motor yenilendi, şanzıman yenilendi, şasi yenilendi, takometre animasyonu yenilendi. Yapımcılar da Hüseyin Karadana ve Nimit. Buradan iki yapımcıya da selam olsun diyelim, emeklerine, yüreklerine sağlık diyerek şöyle aracımızı dilerseniz çalıştıralım. Neredeyiz? Arkadaşımızın villasındayız. Akşam gelmişiz, kalmışız. Zaten onlar da bizi uğurlamış. Kendileri sohbete dalmış. Evet, Kamil'le Necmi arabanın içinde beni bekliyorlar. Şöyle gördüğünüz gibi kapıyı açtık. Hareket edeceğiz. Evet, gerçekten güzel bir gece oldu. Tam da buradaydık. İşte dışarıda yemeğimizi yedik, muhabbetimizi ettik. Akşam güzel bir ortam vardı anlayacağınız. Şöyle aracın içine geçelim. Aracın içi de efsane. Yani bu klasik model. Benim kullandığım, evet, 98 Avantgard'tı. Mükemmel bir araçtı. Yani testini yapmıştım daha önceden bildiğim için. Çok harika bir araç. Evet, şöyle neredeyiz ona da bakalım. Evet, neredeyiz? Tabii ki Ütopya'dayız. Bir önceki videomdan etmiştim zaten. Ütopya haritasında otomobil kullanacağız. Aynen gördüğünüz gibi. Şöyle, yani 19 kilometre ama ona bakmayın. Tabii ki 1 kilometre 10 kilometre olarak hesap edersek, yani 190 kilometrelik bir yolumuz var. Rivera Sense'den hareket edeceğiz. Evet, arkadaşımıza geldik. Oradan da şurada otel var. Gördüğünüz gibi burada otele gideceğim. Ondan sonra da bakarız artık, evimize geçeriz. Evet, Ütopya haritasındayız dedik. Herkes hazır artık burada. Hadi gençler, görüşürüz. Şöyle kornamızı da çalalım. Hadi bakalım. Evet, bizi de bekliyorlar zaten. Evet, aynen şöyle. Neyse, camı açmaya gerek yok. Evet, navigasyonu mecbur açacağız. Navigasyon kullanamıyoruz. Ya hakikaten bu haritalar örnek olması lazım. Maşallah, ha maşallah. Evet, burada bir olay olmuş. Şöyle bir geçebilir miyiz acaba? Of 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 of. Bayağı bir vukuat var. Şöyle biz yavaş yavaş. Yolda geçmiş olsun. Bayağı bir
Evet, yazlık tabi burası. Deniz kenarı olduğu için bayağı bir sürat yapmışlar belli. Şöyle kenardan. Evet, şöyle siz de görüyorsunuz. Evet, sağ ruf da açık. Gördüğünüz gibi hava gelsin diye yarıya kadar açık. Ama bayağı bir kötü olmuş trafik. Evet, burada Mercedes galerisi var. Evet, şöyle söyleyeyim. Araç, yani yüksek hız yapsanız dahi kontrolden çıkmıyor. Mükemmel bir ağırlığı var. Aynen dediğim gibi yere oturma özelliği var bu araçlarda. Yani zaten uzun yol aracı diye geçer bu araçlar. Mükemmel bir araç. Evet, Isuzu NPR'e de geçti. Bana sinyal veriyor. Evet, nasipse sıradaki videoda artık Isuzu NPR olacak. Buyur birader, buyur kardeş. Bak, burada da bir arkadaş bize yol vermiş. Sağ olsun. Üç tip Mercedes var. Onu da söyleyeyim. Bir klasik model şu anda kullandığımız. İkincisi elegan bir üst paketi. Ve üçüncü olarak da Avantgarde full paket. Ben full paket olanı kullandım. Harikaydı. Yani deneme fırsatı oldu. İnsan yani sürdüğü zaman araç içinden inmek istemiyor. Çünkü yol o kadar çok bitiyor ki rahat olduğu için. Evet, bu da klasik modeli. Ne özelliği var derseniz Avantgarde'la işte gördüğünüz gibi mesela koltuk ısıtma, işte karşıda petek görüyorsunuz, hani klima peteği, onda klima peteği yok, dijital özellikler o yanda olup kasa dediğim. Haritası tamamen otomobil sürecek olan arkadaşlar için ideal bir harita diyebilirim. Yani obje çok fazla olduğu için maalesef tır. Onda da deneyeceğim. Başka tırlarda deneyeceğim. Ama kasma yapıyor. Onu söyleyebilirim. Burada bir şey var galiba. Evet. Burası mola yeri.
güzel değişik olmuş. Şimdiden daha 1.40.4 oldu bile.
geri gördüğünüz gibi sırt tır var. Ara güzel olmuş. Zaten bir tane de tır. Şöyle bir geçelim. Evet, bayağı bir dağlık yolda gidiyoruz. Yaklaşık 100 kilometre yolumuz kaldı. Hatta 80 kilometre. Yani demek ki bu dağlığı aştıktan sonra çok fazla bir kilometre kalmayacak. Evet, duvar taşları da güzel. Çok canlı bir harita. Burada da fabrika var, kocaman bir fabrika. Gerçekten çok hareketli ve canlı bir harita, Ütopya haritası. Yani kurgu haritası da olsa felaket bir harita. Evet. Turbo devreye giriyor yokuştayken. Dağlık yol sevenler için güzel bir yol. Evet, isimleri alıp şehir isimlerini sürebilirsiniz. Ben dediğim gibi tır da sürülebilir. Sürülmeyecek mi? Çok merak ediyorum. Bayağı bir zorlanacak çıkmak için.
herhangi bir Marmaris'e gelmişiz gibi, Kuşadası Marmaris'e gelmişiz gibi evler falan. Gördüğünüz gibi o kadar çok şehir kalabalık ki. Terminalden şirketler, şirketlerden oteller, her şey. Evet, bisiklet süren arkadaş da var burada. Center. Oo birader, ne yapıyorsun sen ya? Evet tabii, yaz geldi artık. Her yer hareketli. Telle gibi diyebilirim, yollar daracık. Perignat yazıyor. Evet, Perignat'tayız. Umarım tek yöndür bu yol. Yani bu tarz böyle değişik yollar çok var. Bağlıyorlar. Çok enteresan yol. Yazıcıların arayıp da bulamadığı yerler, yeşilliğin içinde villalar. Evet, çok enteresan yollar var. Nasıl bir yer işaretlemişsek. Sevdiğim
Deneyim ses, toprak sesi. Şöyle durduk. Resepsiyona uğrarız. Aynen şöyle. Evet. Uzun bir yolculuk oldu ama resepsiyonu şöyle diyelim bulduk. Taşı lastiği şöyle yapalım. Aynen. Evet. Tavsiye ediyorum tabii ki, bu harita da güzel. Araba zaten efsane. Aynen gördüğünüz gibi. Ben şimdi burada artık resepsiyona gidelim. Ondan sonra da bakarız duruma göre. Evet. Bu mükemmel aracımızın, güzel Ütopya haritasının artık sonuna geldik. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdilik bu kadar. Dediğim gibi bildirimlerinizi mutlaka açın. Videomu beğenmeyi unutmayın. Abone olup olmamak tamamen size kalmış. Tabii ki gönlüm her zaman abone olmanızdan yana. Desteklerinize de ihtiyacım var. Evet, yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.